Aykut İnce, Rusya'dan, St. Petersburg'dan bir kez daha selamlar. Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketli. Aslında iki gün önce bahsetmiştik. Üç isim imzaya kaldı. Yani her an açıklanabilir üç isimde demiştik. Bu açıklamalar da gelmeye başladı. Biz transfere dair detayları anlatırken bir yandan da güzel bir meydandayız. Burası gerçekten muhteşem bir şehir. İzleyicilerimiz beni görmeye fazlasıyla alışık. Onlara biz biraz da bu güzel şehri gösterelim. Ben de o esnada sizlere transferdeki gelişmeleri aktarayım. Bir yeni gelişmeden bahsetmek istiyorum. Önce ondan bahsetmek istiyorum. João Pedro'nun da yine Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde ayrılma ihtimalinin bir ayda yükseldiğini belirtelim. Burada Suudi Arabistan'dan teklifler gelmişti. Hani oraya mı gidecek? Açıkçası işin detayını çok yeni bir bilgi, çok taze bir bilgi. O yüzden işin detayını çok fazla henüz hakim değilim açık konuşmak gerekirse ama João Pedro da eli kulağında onu yani buradaki kamptan bile ayrılma ihtimali bulunuyor. Transfer süreci gerçekten hızlı bir noktada. Fenerbahçe'nin elden çıkarmayı düşündüğü oyunculardan bir tanesiydi. João Pedro konusunda kısa süre içerisinde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Tabii bugün de Umut Nayır'ı açıkladı Fenerbahçe. Sarı lacivertliler ikinci Dzeko ve Kent'ten sonra dördüncü transferini açıkladı. Bir gün önce de Ciku'yu açıklamıştı. Fenerbahçe forvet takviyesini de gerçekleştirmiş oldu. Tabii kadroyunun derinliğini arttırmaya yönelik bir transfer hamlesi bu. Bunu ifade edelim ve transfer hamleleri de devam edecek. Szymański 3 gündür İstanbul'da. Dinamo Moskova ile ilgili bazı pürüzler var. Onların giderilmesini bekliyor kendisi. Yani buradan transferler döndü mü? Geçmişte döndüğü oldu ama biz bu sorunların bir şekilde çözüleceğini düşünüyoruz. Ve Szymański'nin de yarın olabilir veya bir iki gün içerisinde kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'de futbolcularda dahil taraftarlarda bir yıldız isim beklentisi var. Takımın kalitesini net bir şekilde aktaracak bir isim beklentisi olduğunu ifade edelim. Sarı lacivertlilerde bu anlamda önümüzdeki günlerde yıldız adayları da duyacağız gibi gözüküyor. Yani bu üç transferin ardından biraz daha yüksek profilli oyuncu isimleri duyacağız gibi duruyor. Aykut İnce, biz de tabii ki bu isimleri araştırıyoruz, bu isimleri bulmaya çalışıyoruz ve Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde dediğim gibi yeni isimlerle, yeni adaylarla gündeme geleceğini ifade edebiliriz. Szymański konusunda da kısa sürede açıklama bekliyoruz. Ayrılacak isimler de devam edecek. Dediğim gibi João Pedro konusunda sıcak saatler yaşanıyor diyebiliriz. Ciddi ilgi var. Rossi de Fenerbahçe'den ayrılacak. Gustavo Henrique de kısa süre içerisinde ayrılacak. Ama João Pedro bu anlamda Atilla Szalai ile birlikte en ciddi talipleri olan ve süreci aktif bir şekilde devam eden bir oyuncu olduğunu belirtelim. Fenerbahçe'de hem gelecek oyuncular hem gidecek oyuncular hareketli bir dönem. Biz de bu dönemi olabildiğince hızlı, yakından izleyicilerimize aktarmaya gayret edeceğiz yine Aykut İnce. Seninle konuştuğumuzda St. Petersburg'un gerçekten çok güzel bir yer olduğundan bahsetmiştin. Arkadaki o tarihi binalar vesaire, yanılmıyorsam bataklık orası ama hep 3 katlıya izin verdiler Aykut abi diyorsun. Yani görsel burası olarak mükemmel. Burası gerçekten, yani bizim için bir kere inanılmaz bir avantajı var. Çıkın sokakta herhangi bir yerde yayın yapın, arkada inanılmaz bir arka plan oluyor. Burası Saray Meydanı, Kışlık Sarayı, Emirates Sarayı burası. Bataklığın üstüne kurulmuş bir şehir St. Petersburg. Ve o yüzden çok yüksek katlı binalar yapılamıyor ama inanılmaz bir mimariyle 3 katlı çok büyük binalar, her evin bir hikayesi var. Her evin kapısında bu evin hikayesi var. Gerçekten muhteşem bir şehir. İzleyicilerimizle de bu güzellikleri paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Takım içinde takımın havası nasıl Ahmet Selim? Hocanın havası nasıl? Bundan sonraki maç trafiği ne zaman bitiyor kamp? Dönüş ne zaman? Takımda İsmail Kartal bir birliktelik yaratmaya çalışıyor. Onları hedefe inandırmaya çalışıyor. Yarın ikinci hazırlık maçı, Kızıl Yıldız maçı oynanacak. Bu maçta biraz ilk maçta söylemiştim. İlk maçta gidecek, takımda durumu belli olmayan oyuncuların durumuna bakılacak demiştim. Yarın biraz daha hem oyun sistemine yönelik hem Fenerbahçe'nin oynayacağı oyuna, dizilişe, bunlara yönelik daha böyle farklı bir kadro, daha gelecek sezon ipuçlarını taşıyan bir Fenerbahçe göreceğiz. Takımın keyfi yerinde ama şunu da söyleyeyim. Takımda da
bir transfer beklentisi var. Bunu vurgulamak istiyorum. Yüksek profilli oyuncu beklentisi var. Hiç şey yapmaya gerek yok. Galatasaray çok önemli isimlerle adı geçiyor. Fenerbahçe'nin de buna karşılık vermesi bekleniyor. Hem camiada bekleniyor. Her yerde bu beklentinin olduğunu söyleyelim. Benim bir sorum olacak ama. Ahmet Selim, bir sorumuz var. Burak Kural soru soracak. Seni tutmayalım. Son soru. Merhabalar Ahmet Selim. Çok da güzel anlattın. Merhabalar. Bir St. Petersburg yapasımız geldi açıkçası. Şeyi soracağım ben. Şimdi santrafor konusunda Umut Nayır açıklandı. Zaten Dzeko geldi. Joao Pedro gidici gözüküyor. Batshuayi var. Evet, Batshuayi kalacak mı? Batshuayi Serdar kalacak mı? Bir de şöyle bir şey var. Bu rotasyonda bir tane arkaya sprinter, biraz gezici bir forvet lazım. King var. Joshua King, bir de King var. King'in durumu. Biraz King o tarz bir oyuncu. Eğer King kalmayacaksa o tarz bir oyuncu gelecek mi diye bir sormak istedim açıkçası. Serdar Dursun'un durumu belli değil. Ben ayrılacağına çok fazla ihtimal vermiyorum ama ilgilenen kulüpler var. O süreci takip edeceğiz. Ben çok fazla ayrılacağına ihtimal vermiyorum. Joshua King var o profilde bir oyuncu ama Joshua King'in de ayrılma ihtimali bulunuyor ama şu anda kalma ihtimali %51 diyelim. Fenerbahçe, Batshuayi ile ilgili de şunu söyleyelim. 7,5 milyon euroluk teklif geldi. Fenerbahçe 10 milyon eurodan aşağısını kabul etmeyecek. Şu anda da Batshuayi'nin çok fazla ayrılma niyeti yok. Ama transfer dönemi uzun. Ben Batshuayi ayrılırsa şaşırmam. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Kolay gelsin Ahmet Selim. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ahmet Selim'in son paragrafı bence çok önemli. Yani gelenler gidenlerden ziyade dedi ki Galatasaray çok önemli transferler yapıyor. İşte Icardi meselesi vesaire. Yani orada bir rüzgar var. Yelkeni şişirdi Galatasaray. Fenerbahçe bunun gerisinde kalmamalı dedi. Bu hem yorumu da oldu. Ve Galatasaray, Fenerbahçe taraftarının da aslında sesi olmuş oldu bence Ahmet Selim. Çok mu geride kaldı Fenerbahçe? 5 transfer yaptılar değil mi? Şimdi sayalım. Bravo bak. Umut Nayır, Ciciku, Kent, 3, Kent 4. Zimanski'yi açıklayacaklar, 5. Yani pek de geride kalmıyor. Ha, Icardi ayarında değil mi? O anlamda mı? Öyle dedi. Şimdi yani böyle bir tane daha santrafor alırlar mı Batshuayi gönderip? İşte onun için sordum. Bence en kritik noktalardan 5 tane oyuncusu var yani. Şimdi Serdar alır? Kalacaksa, King kalacaksa. Daha santrafor almaz bence oraya çok isimli. Yani Dzeko'yu aldı zaten. Geçerse yani, Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Fenerbahçe de Jesus dedi ki biz transferi erken bitirdik. Bir an önce başlayalım diye. Galatasaray seçiminden dolayı geç bitirdi falan. Son dönemlerde yaptığı hamlelerle kadro kalitesi açısından ya da tecrübe açısından, kadro tecrübesi açısından öne geçti. Tecrübe diyorum. O yüzden Fenerbahçe bence bitirmeyebilir hemen. Öyle erken bitirme yapmayabilir bu sefer. Bekler.